Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 47. 6 yıldır rütbe 3 şampiyonumuzu göstereceğiz. Son zamanlarda yükseltme yapamıyorum çünkü altın kıtlığı çekiyorum. Yükselteceğim daha şampiyonlarım var ama altınım olmadığı için yükseltemiyorum. Çok kötü gerçekten. Şimdi yani 52-53 tane mi ne olur aslında. R3'üm eğer altınım sınırsız olsa böyle. Çünkü çok fazla kaynak var. Rütbe yükseltme cevherleri var. Böyle 4 Temmuz'dan gelen falan. Onların hepsi duruyor. O yüzden... Ama altın olmadığı için yükseltme yapamıyorum. Altınımı oldukça basıyorum işte. Zaten ittifak maceralarına da sadakatle giriyorum. Çok sadakat var. Neyse. 47. rütbe 3 şampiyonumuzu gösterelim. Şimdi tamamen savunma odaklı attım. İşte burada. Mephisto arkadaşlar. 47. 6 yıldır rütbe 3 şampiyonumuz oldu. Bunu geçtiğimiz ay normal bir kristalden kopyalamıştım arkadaşlar. Kopyalayınca ha tamam şimdi yükseltilmeye hazır dedim. Yükselttim bunu direkt. Savaş alanlarında mükemmel iş yapıyor arkadaşlar. Savunmada yani seçenekleri epey kısıtladığı için savaş alanları savunmasında rakip yani Mephisto'ya ya knockout veriyor ya da işte epey canını kaybediyor. Ama tabii Mephisto'nun da çok counter'ı var ama onu ona göre ayarlaması lazım rakibin kendini. Sonra savaş alanlarından ziyade çeşitli yerlerde saldırıda kullanıldığı da oluyor. Mesela ittifak savaşlarına getiriliyor. Bazı yerlerde, bazı karolar falan getiriliyor. Şimdi tabii ben bunda hasar testi yapmayacağım. Hasarını gösterecek bir şey yok çünkü hasarı çok kötü. İşlevini göstereceğim sadece. Şöyle hikaye maceralarına gelelim. İkinci kitabı açtık. Kitabı seçmemiz gerekiyor her seferinde baştan. Evet, 6-2-2'de göstereceğim bir tek başına. Mephisto'nun işlevini gösterebileceği bir yol var burada. Şöyle gidelim. Enerjimi de savaş alanlarına kullanmıştım. Ondan az. Bir de yani bir sürü enerji doldurucu var. Stokta onları kullanmam lazım. Gidecekler yoksa. Evet. Cezalandırıcı 2099'da bir kara yok. Bunu dümdüz geçeceğim. Hem burada bundan da ruh almış oluruz. Mephisto'nun ruh mevzusunu biliyorsunuz. Çok eski bir şampiyon zaten Mephisto. 2017 mi? 2016 mı? 2017 sanırım. Oy iyi dayak yedik ha. Evet yakma ağrımızı açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi düz hasarları çok kötü. Hiçbir şey vurmuyor. Yani hasarı normal bile diyemeyeceğim. Çok düşük hasarı çünkü. Evet rakibin de ikisini doldurduktan ve bizim Allah. Güç boşalması ya. Son dakika güç boşalması attı. Onu unutmuşum tamamen. Onun güç boşalması hattında. Aslında hemen basabilirdim. Hemen basmak gerekiyordu orada. Sorun değil. Bir daha yaparız. Şimdi bekleyelim şöyle. Evet yaptım. Gördüğünüz gibi son dakika bastım. Şimdi güç boşalmasını uygulayamadı bu yüzden. Yani uyguladı da ben auramı açtım artık. Aurasının hasarı biraz daha yüksek olabilirdi bence. O da çok düşük mesela. Savunmada tabii sinir bozucu aura. Epey canımızı alır. Ama gücümüzü pasif bir şekilde kazanmamız çok güzel. Sonra full L2 zaten. L1 genelde atmıyoruz. Ruhlarımızı harcamak istemeyiz. Kozmik şampiyonlara ve çok takviye açanlara böyle takviye açmaması gereken yani açtırmamamız gerekenlere falan kullanırız genelde L1'imizi. Evet gene L3'üm geldi. Ama iyi ki kitledi gücümü. Böylece L2 atabileceğim gene. Ay basamadım. Biraz da telefonumuz Allah Allah telefon ısınma mevzusu var. Ondan böyle oluyor şu anda. Aa yakma aldım üstüme. Ne güzel. Canımı dolduruyoruz. Yakma alsak üstümüze zaten bizim için iyilik olur. Tabii böyle yetenek isabeti azaltan, yakma atan bir kara var. O mesela Mephisto'yu etkiler çünkü yakmayı zayıflatıcıdan alıyoruz. Pasif almıyoruz. Mephisto pasif yetenek isabeti azaltmalarına karşı bağışık. Oralarda da kullanabilirsiniz Mephisto'yu. Pasif yetenek isabeti azaltması varsa direkt getirin. Ama zayıflatıcıyla azaltıyorlarsa, yani zayıflatıcıyla azaltılıyorsa onun yetenek isabeti Mephisto olmaz. Şimdi burada... dondurucu yakma ve aşırı yanıcı var. Bildiğiniz Mephisto'ya yapılmış bu karo. Hem yani yakmadan hasar almıyor. Ani soğuk bağışı zaten. Ve aşırı yanıcı karosu var. Yani rakip
Yanarken çok hasar alacak. Tam Mephisto'luk. Dört yükümüz oldu aynı zamanda. Sentinel'e bir L3 attım zaten. Şey olacak. Deli her dakika yanacak. Üstümüze aldığımız yakmalardan da irade gücü sayesinde canımızı yenileyebiliyoruz. Ayrıca gücümüzü de dolduruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi L2 L3 mevzusunu yaptık gene. Ama hasarı çok düşük dediğim gibi. Hayret. Yakma orasını açmadı. Açması gerekiyordu halbuki. Şöyle bir L1 atalım mesela. Gayet iyi. Evet, hasarın düşüklüğünü görüyorsunuz. %200 daha fazla hasar vermesine rağmen yani hiçbir şey vurmuyor neredeyse. Tabi Sentinel'in de deli gibi şeyi var. Kritik vuramıyoruz falan. Benim anlamadım neden yakma aurası açmadı demin. Onun L2'sini boşalttığım halde. Açması gerekirdi çünkü. Bir daha deneyelim. Evet. Saymadı yani. Deminkini açmadı nedense. Bir kere yapıyor çünkü. Onu her dövüşte bir kere yapıyor. Neden açmadığını anlamadım. Yetenek isabeti falan mı kaybediyoruz acaba? Çünkü bu aurayı sonuna kadar açacaktım ben. Onunla hasarı vere vere indirecektim. Mephiston hasar kaynağı bildiğiniz bu şey çünkü. Yakma aurası. İyi de yakalıyor ha. Ay, iyileşme engeli atmışken 135'in altına inmeyelim de şey olmasın. Sanki boss dövüyorum değil mi arkadaşlar? Allah dayak yedik. Şimdi bizi koruyacaktır ruhlarımız. Öyle güzel bir yanı da var Mephiston'un yani. Kendini çok güzel koruyor. Bir kere L3 mi yediniz? Bir hakkınız daha var. Sizi koruyacak çünkü. 135'in altına inince özelliğimiz. Cık. Yine L3'ümüz geldi. Yapacak bir şey yok, atacağız. Çok sıkıcı dövüş değil mi arkadaşlar? Ama öyle çok gösterim yeri yok Mephiston'un da. Hele şükür indirdi. Kaç vuruşta aldı? 165 vuruşta Sentinel'i aldık arkadaşlar. 3 dakika 16 saniye sürmüş. Görüyorsunuz kötülüğünü. Night Thrasher yanmaz. Ona gitmeye gerek yok zaten. Burada bir işlevini göstereyim dedim de. En azından işlevini göstermiş olduk. Sonuçta burada yakma ve ani soğuk karosu vardı. Onun çok güzel üstesinden geliyor Mephisto. İttifak Savaşı'nda o karaya o gönderilirdi mesela. Yakma zehir karosuna falan. Yakma ani soğuk olsun falan. Onlara da gider Mephisto. Bu tarz yerlerde iş görür sadece. Evet, şimdi 7-4-5'teyiz arkadaşlar. Onu bir de burada göstereceğim. Knockout etmeyeceğim rakibi. Sonuçta sadece karosununu göstereceğim. Nasıl işlevsel olduğunu falan. Mesela burada tehlike değişikliği yakma zehir var. Bu karodan bildiğiniz direkt etkilenmiyor Mephisto. Yakmayı avantaja çeviriyor hatta. Ama şu oh canıma değsin karosu iğrenç gerçekten. O karo yüzünden burada da kullanıma pek uygun değil Mephisto. Çünkü üstümüze deli gibi yakma alıyoruz ve hiddet alıyor rakip de üstüne bu sayede. Şimdi ilk 15 saniye onun ruhunu kitlediğimiz için mi artık ne deniyorsa takviye açamıyor. Önce gene klasik L3'ümüzü atacağız biz. Yakma aurumuzu atacağız. Evet, baksanıza bloğa kaç vuruyor adam. Mephisto'nun yani etkisiz bırakma özelliği yok. Sadece nötralize gibi bir şey. Onun mistik özelliği diyebiliriz. O açıdan kötü.
Mesela L1 atarak oynayayım biraz. Burada risk aldım tabii. Son vuruşu vurdu güzel. Ama hiddeti açtı. Mesela hiçbir anlamı kalmadı. Şu anda o L1 atmamın hiddeti açtı çünkü o hiddeti açmasın diye atmıştım ben. Hiddeti açtı. Ama göstermeye çalıştığım şey bu. Hasarı tabii ki çok az. Ama Karo'nun üstesinden geliyor en azından. Anca böyle gösterebiliyorum Mephisto'yu. Belki göstermesi yani daha uygun bir yer vardır bunu gösterecek belki ama şu anda bulamadım. Zaten buradan sonra özel saldırı atmadan oynamamız gerekecek. Belki L3 atılır en fazla. Şimdi kış askerinde göstersem bunu herhalde 300-400 vuruşta falan alır. Belki daha fazla. Hiçbir şey yapmaz yani. Ondan kış askerinde göstermek istemedim. Savaş alanları savunmasında iş yapıyor dediğim gibi. Çok çok round kazandırdı bana Mephisto gerçekten. Savaş alanlarında saldırıda hiç kullanmıyorum. Çok uzun sürer çünkü rakibini indirmesi. Bakalım bunu götürebildiğimiz kadar götürelim sonra da bitirelim. O ana nasıl değmedi o? Garip bir şey oldu orada. Adam değmedi bana nedense. Yakında tek yiyeceğiz şeyden. Zırh kırma alıyoruz üstümüze çünkü sürekli. Oh canıma değsinden gelen hiddet de yani bizi ayrı ayrı bitiriyor. Yine vuruyor hasarları. Aa kaçış yaptı. Tabii Blue ona şey yapınca kaçış yapabiliyor. Bir görev tamamladı. Şimdi artık kaçış ihtimali var. Kötü oldu. Çok vurmasaydım Blue ona keşke. Oh, özelliği aktifleştirdik. İyice ne de arttı üstümüzdeki zırh kırmalar. Allah. Ölmek üzereyiz ha. Atalım bir üçümüzü bitirelim. Sanki boss dövüyoruz değil mi arkadaşlar? Alt tarafı yoldaki bir şampiyonu dövüyoruz. Ve kaç vuruşta alıyor Mephisto? 190 vuruşta alıyor. 4 dakika sürüyor neredeyse. Yoldaki bir tane şampiyonu alması. Çok düşük dediğim gibi hasarı. Evet. Mephisto bu şekilde. Belki de saldırıda gösterecek daha iyi yerler vardır. Ben pek bir yer bulamadım. Sadece bu karalardaki işlevini göstermek istedim. Bir de şöyle şampiyonlarımıza gidelim. Orada da bir test edelim. Mesela kozmik şampiyonlarda takviye açmayı çok rahat bir şekilde engellersiniz. Herkül'ün ölümsüzlüğünü belki L1'ini denk getirerek engellersiniz ama Mephisto yerine tabii ki Tigra kullanırsınız. Onu etkisiz hale getirmek için veya Doom kullanırsınız. Niye yani? Mephisto kullanırsınız. Ama mesela Vision Arcus. Vision Arcus için çok ideal bir seçenektir. Hem ani soğuk bağışı çünkü. Hem de onun takviyelerini açmasını engelliyor çok güzel bir şekilde. Yani sırf Vision Arcus için bile Mephisto getirebilirsiniz. Mesela bir tane macerada atıyorum. Vision Arcus son boss falan. 6 yük yaparsınız. Bakın yine ani soğuk yiyorum. Yani gerçi ani soğuk atamıyor. Çünkü üstünde gene ruh kilitlemesi var. O yüzden şey yapamıyor. Ama onu sürekli üstünde tutmamız lazım. L1'imizi atarak ruhları harcamak lazım. O sayede yani açması, hiç güç kazanmasını. Ama çok rahat alıyor Vision Arcus'u. Kesinlikle bir seçenek. Mephisto Vision Arcus için. Onun dışında başka kozmik şampiyon gösterebilir miyim diye bir kontrol edeyim. Yani Hyperion'a da kullananlar var. Sonuçta ama aynı mantık gene Vision Arcus'taki L1 metodunu yapmamız lazım. Aynı şekilde Annihilus için de Annihilus'un da takviyesini açtırmayabilirsiniz. Öyle öyle götürür. Evet, Mephisto bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Son yorumum dediğim gibi saldırıda pek kullanmazsınız bunu. Gördünüz yani hasarını yani pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. İşlevsel yanı var sadece. Bağışıklıkları olsun, güç çalma olsun, takviye açtırma mı olsun. Onun dışında savunmada kullanın. Savaş alanları savunmanıza, yani ben savaş alanları savunması için yükselttim.
İttifak savaşı savunması olur ama ittifak savaşında da çok rahat alıyorlar artık Mephisto'yu. Sadece savaş alanları için yükselttim açıkçası ben. Evet, bu videonun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.